Evet sevgili dostlar. Hele şükür 69.100 barajını geçtik. Muhtemelen bugün de 69.200 barajını geçeriz. Çünkü kritik eşik oluyor YouTube'da. Ben dikkat ediyorum o kritik eşiği geçtik miydi. Yardırıp gidiyoruz. Sizlerden destek bekliyorum arkadaşlar. Bu arada topluluk kısmında bir şey paylaşmıştım. Onu da tekrar tekrar hatırlatmak istemiyorum. Açın bakın arkadaşlar. Orada bana bir söz verdiniz. Fenerbahçe kazanırsa diye başlayan bir sözünüz var. Ya da hiç uğraşmayın arkadaşlar. Ne demişler? Söz uçar. Yazı kalır demişler. 677 idi ben videoyu çekerken bu ankete katılan arkadaşlar. Bakalım en az 5 video izleyecek ya da tanıdığım birkaç kişiyi abone edeceğim diyor. Eğer sözünüzü tutarsanız yaklaşık aşağı yukarı 500 kişi falan var. Sözünü tutarsa 500 tane abone artışı gerçekleşebilir. Sözünü tutmazlarsa da lacivert yerine kırmızı koysunlar ne yapayım abi. Fenerbahçe tarafları delikanlı olur. Fenerbahçe demişken Fenerbahçe İrfan Can'la nikah tazeliyor. 2025'te sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci ile nikah tazeleniyor. Şu anda yıllık 15 milyon TL alıyor. Ve İrfan Can'ın ücreti 50 milyon TL'ye çıkarılacak diye bir haber var arkadaşlar. Yani 2021 yılında o zamanın euro kuru 1.7 milyon euroya denk geliyordu. 15 milyon TL. Hatırlarsınız devlet büyüklerimiz bir karara varmışlardı. Türk futbolcular TL olarak maaş alsınlar vergileri yüzde 20 olsun. Yabancı futbolcular euro olarak alsınlar yüzde 40 vergileri olsun diye diye yüzde 40 yüzde 30 arası değişiyordu ve durum bu arkadaşlar. Şimdiki şeyde de hesaplayabilirsiniz. Yani aşağı yukarı 450 500 bin euroya denk geliyor. Galatasaray'da Tete'nin yıllık 3 milyon eurodan fazla aldığı düşünülürse, Zaha'nın yıllık 9 milyon euro aldığı düşünülürse, garden'in Yıllık 10 milyon euro aldığı düşünülürse İrfancan Kahveci karın tokton oynuyor diyebiliriz. Şimdi yeni sözleşme şöyle olacak, böyle olacak diyor da imza ile ödüllendirilecek diyor da bu sezon 36 maçta 13 gol, 7 asist yaptı diyor da diyor da Şimdi buralarda bazı eksikler var. İrfancan Kahveci'nin Fenerbahçe'de devam edeceğini hangi sivri akıllı söylüyor? 28 yaşındaki oyuncu için 17 milyon euro teklif veren takımın transfer edeceğini biliyor musunuz? Bilemezsiniz. Neden bileceksiniz? Siz böyle bir bilgilere sahip değilsiniz çünkü. Bu arada 11 milyon euronun üstündeki satışta %20'si Başakşehir kulübüne gidecek arkadaşlar. Onu da belirteyim. İrfan Can 36 resmi maç 13 gol 10 asist. Haberi yapan arkadaşa söyleyeyim. Eğer e, eski Fethullahçı falan değilse interneti açıp bakabilir. UEFA Konferans Ligi elemelerinde 4 gol 2 asist. Konferans Ligi'nde 1 asist. Süper Lig'de 9 gol 7 asist. 2112 dakikada 13 gol 10 asisti var. Yani double double yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. E, haber yaparken Fenerbahçe'de ilgili haber yaparken lütfen doğru haber yapalım. İrfan Can arkadaşlar dediğim gibi sezon sonu bir yere mutlaka not edin. 17 milyon euro cümlemi not edin arkadaşlar. Arsenal Ferdi Kadıoğlu için takipte demiş. Bir şey söyleyeceğim. Bana Ferdi Kadıoğlu'nun aynısından bulun. Deyin ki arkadaşlar şu kadar alırız. Türk olacak. Yaşı aynı olacak. Performans aynı olacak. Ve bana deyin ki şu kadara alırız. Mesela kaç alırız? Ben bir şey söyleyeyim size? 30'dan aşağı alamayız. Türk olacak bir de. Türk olacak 30'dan aşağı alamayız. Çünkü Türk kuralı malum. Oynatman gereken malum. Hepsi malum. O malum bu malum. Malumun ilanı yani bir nevi. Anlatabiliyor muyum? Ve bakalım ne olacak arkadaşlar. Ama Ferdi için Arsenal'de isteyebilir. Başkası da isteyebilir. Bunda herhangi bir abesiyet yok. Ama Sezonun içerisinde bu haberler oyunculara yıp, oyuncuları yıpratabilir. Oyuncularda ters psikoloji oluşturabilir. Hani Arsenal hedefi Ferdi Kadol diyor. Ben şunu da söyleyeyim. Borussia Dortmund arkadaşlar. Bayern Münih'in bu sene hegemonyası muhtemelen bitecek. Çünkü tarihin gördüğü en gerizekalı Bayern Münih derken Galatasaraylı arkadaşlarımız atıp tutuyorlardı. Konuşuyorlardı, cart diyorlardı, curt diyorlardı. Şimdi herhalde hepsi hem fikirdir benimle. Neden? Kaplumbağa deden. Çünkü arkadaşlar çok çok iyi bir futbolcu Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'nin muadili bulunmaz. E, Fenerbahçe'den de şampiyonluk yaşamadan ayrılmak istemiyor. E, Fenerbahçe'de şampiyon apoletiyle ile gidecek olursam Şampiyonlar Ligi vizesi yerine gitmiş olacak. Yani bakalım ne olacak. Ama ben şunu söyleyeyim. Uzun lafın kısasın. Ferdi bir cevherdir. Yani eğer Sakaboy 30-35 konuşuluyorsa Ferdi 40'tan aşağı gitmemeli. Ha, Ali Koç da açıklama yapmıştı. Bir sezon sonu zor tutarız diye. O iş belli olmaz. 2026'ya kadar sözleşmesi var. O yani o iş belli olmaz derken başkan değişir, teknik direktör değişir, o değişir, bu değişir. Neler olur? Hep birlikte izleyelim. Fenerbahçe'ye Bekao şoku. Nasıl Bekao şoku? Rodrigo Beckao Atay Spor ile oynanan maçta sakatlık yaşadığı oyundan çıktı. Durumu salı günü netleşecek. Yuh. Çüş. Oğlum siz ne biçim haber yapıyorsunuz? Ne demek lan salı günü netleşecek? Durumu net zaten. O zaman söyle. Neyi? Durumunu. Bir şey yok ki durumunda. Salı günü mü netleşecek? La oğlum her haber haberciyim diyene, her duyumcuyum diyene Arkasından gitmeyin oğlum. Evin yolunu bulamazsınız. Kafayı mı yediniz? Manyak mısınız lan siz? O zaman gerçeği anlat. Gerçek şu ki sen Polat Alemdar alemini oğlum hiçbir şey yok lan. Ya oyuncu sakatlıktan döndü. Yorgunluk hissetti. <laughs> Hadi değiştirseniz iyi olur dedi. 13'ü de oynasın yazık sevap dedi. 13'ü de şöyle bakıyordu böyle çakmak çakmak gözlerini yap böyle. İsmail bin Hasan'a falan yapıyordu. Bonucci de oynamış oldu. Sevap. Hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar BK'nın. 82. dakikada oyundan çıktı ama sakatlığı olmasaydı çıkmazdı. Mesela Serdar Aziz hiç kadroya alınmadı. Onu konuşun. Serdar Aziz kadro dışı kaldı. Sa Şeyi salı günü belli olacak. Lan amma da taktınız salı günü lan. Ne salısı? Allah Allah. Neyse arkadaşlar bekanın hiçbir sıkıntısı yok merak etmeyin. İkinci sıkıntı. Ne oluyor lan nasıl bir haber bunlar? Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Hatay maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu doğru. Durumu salı günü belli olacak. Tövbe estağfurullah. Benlik Spor maçında forma giymeyecek arkadaşlar İsmail Yüksek. Beşinci sarıyı gördüğü için. Bir sonraki Trabzonspor maçında oynayabilir. Birçok Taraftar arkadaşım birçok takipçi dostum sevgili arkadaşlarım. Hocam diyor biz pendik maçında diyor hakeme sen izle diyor. Fenerbahçeli futbolcuların her cartına curtuna kart verecek diyor. Eskilerin bir lafı var. Neyse söylemeyeyim kanalı kapatırlar. Ya şunu söyleyeyim. Hani Fenerbahçe'nin kadrosu çok geniş bir kadro. Mesela Joshua King'in ne zaman döneceğini bilmiyoruz. İrfan Can mesela benim tahminlerime, duyumlarıma göre, benim duyumlarıma göre e, transfer market verilerine göre 11 Mart. Benim duyumlarıma göre durumu Salı günü belli olacak. Evet hakikaten Salı günü belli olacak bak. Tutturdunuz lan. Benim duyumlara göre Salı günü belli olacak durumu. Yani salı günü belli olacak. Ama İrfancan Can kahveci döndüğü zaman da en azından Cengiz'i sirklasi eder. Joshua King döner, dönerse bir maçtana Tadic yerine Kingir oynaması bence çok sırıtmaz. Hatta belki avantajlı bile olabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin Tadic'in olduğu kanattan gelmediği düşünüldüğünde her şey olabilir. Ama bakacağız arkadaşlar. Süper Lig'in yeni yayıncısı belli olmuş. TFF yeniden BN Sports'ta anlaşıldığını açıklamış. İşte ödenecek rakam. Şimdi açıklamada 40 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca 2 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da sunulan teklif Beşiktaş 6. noterli niye Beşiktaş Galatasaray'ın neden değil noterin huzurunda açılmış süperlik tefefe birincilik yayın haklarının devrine ilişkin 3 Ocak 2024 tarihinde ilan edilen ihale kapsamında paket e yani tüm yayın hakları Kreya içerik hizmetleri ve production AŞ'nin yani Beyin Sports grubu arkadaşlar. Sezonluk 182 milyon dolar. Bakın sezonluk 182 milyon dolar. E, 218.4 milyon dolar. KDV dahil arkadaşlar. Yani KDV'yi de yayıncı kuruluş ödeyecek. Aslına bakarsanız bu ihale 218.4'e alınmış oldu. Teklif verdiği tespit edilmiştir. Yayın ihale komisyonunca bir yer medya grubu sezonluk olarak bu teklifi kabul edilmiş olup bak dikkat edin saran medya teklif vermemiş ya da çekilmiş. Ön sözleşme imzalanmış. 11 Mart pazar gününe kadar TFF Süperlik birincilik yayın haklarına devrenişki tüm hukuki süreç tamamlanacak diyor. Şimdi TL bazında hiçbir şey söylenilmiyor. Yayın artış azalış falan da söylenilmiyor bu şartlarda gayet iyi. Yani ben size bir örnek vermişim. Hani biri benden borç istiyor TL üzerinden. Teminat vermiyor. Öbürü Euro üstünden borç istiyor. Teminat veriyor diye. Eğer bu doğruysa katakulli yoksa hocam ne alakası var? SPK'da işlem görüyor bunlar. Bilemem. Şimdi sıradaki haberimize SPK'da işlem gören bir kulübün yapmış olduğu bir iş işlem katakulli olarak akıllara kazanmış. Hani burada da aklıma o soru geldi. Acaba katakulli falan var mı diye. Ben bilemem. Onu siz daha iyi bilirsiniz. Durum bu. Şimdi 182 milyon. Şöyle söyleyelim. Süper Lig kulüpleri yayın gelirinden ne kadar alıyor? Şimdi Yani yayın gelirinden ne kadar alıyor? Buna da bir bakalım şöyle. Kısaca bakayım ben. Şimdi yayın ihalesi 123 milyon 340 bin lira iken yani TL bazında o da zaten 100 milyona falan düşüyordu. Şampiyonluğa uzanan takım hani 39.8 milyon falan filan diye geçiyor burada. Yani ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. TFF'nin takımlara verdiği bir para var. %37'si eşit dağıtılıyor. Anlatabiliyor muyum? 200, yani 182 milyonun %37'si eşit dağıtılacak. 19 takım mücadele edeceği için arkadaşlar her takım 3,5 milyon euro civarında bir para alacak. Ha, özür dilerim 3,5 milyon dolar civarında dolar olduğu için 3,54 dolar. Şimdi bölelim bunu 19'a. 186,5 Bunun sanırım %30'u Şampiyon olan takıma 5 nokta Şöyle böyle hani Tek tek saymaya gerek yok arkadaşlar %37'lik pay Herkese eşit Kalanın sanırım %20'si falan Şampiyon olan takıma direkt verilecek Böyle böyle şöyle derken Gelirler birazcık daha artmış oldu Şimdi ben şunu söyleyecektim Şimdi ben özellikle şunu söyleyecektim arkadaşlar. Galatasaray'la ilgili PCSB Futbol Kulübü Eylül 2023'ten beri Türk Futbol Kulübü Galatasaray'dan 1 milyon euroluk ödemeyi bekliyor diye bir haber var. 1 milyon euroluk bir ödeme bekliyormuş Galatasaray'dan. Çok beklerler. Yani Galatasaray deyince işin içine her türlü transferde sıkıntı giriyor bazen. Bazen bazen. Bu ödenmemiş ödeme BCSB için ciddi bir endişe kaynağı olmuş. Borçlu bir plan, zamanında ödenmemesi durumunda dava açma ihtimali olmak üzere yasal tedbirleri kullanmaya hazırdır. Hukuki olarak bunu çözmek istiyor falan filan diyor. Arkadaşlar bu haberin kaynağına baktım. Böyle 600 yok 487 takipçili bir hesap. Hani resmi hesap gibi göstermişler ama bu kadar az takipçili bir resmi hesap herhalde hiç kimsenin yoktur diye düşünüyorum. Ama ortada şöyle bir şey var. Sezonun başında Morutan adlı futbolcu Galatasaray'dan transfer oldu diye açıklandı Ankara gücüne. Fakat Emre Belözoğlu çıktı dedi ki biz alamayız dedi. Alırsak bizi Jortinger'in Mortinger'i yaparlar dedim. Şimdi Morutan Ankara gücü transferinde kap açıklaması 3 milyon euroya satıldığı şeklindeydi. Ankara gücünün de en değerli transferi olmuş oluyordu. Diyor ki Ankara gücü 30.06.2024 tarihine kadar bir defaya mahsus 3 milyon euroluk bir ödeme yaparak karı %25'e düşürebilir. Yani 3 milyon euronun üstündeki satışta %50'si Galatasaray'a gidecekmiş. Ama eğer Haziran'dan önce transfer ederlerse %25'e gidecekmiş. Belirli şartlar yerine getirilirse 3 milyon euroya da Galatasaray geri alabilir diye biz bunun sezon öncesinde bir şike gibi olduğunu belirtmiştik. Ankara gücünün 2 maçta da Galatasaray'a yenileceğini belirtmiştik. Nitekim Galatasaray iki maçta da yenildi. Şimdi Galatasaray bunu FCSB'den 4.1 milyon euroya aldı zamanında. Pisa'ya kiraladı 150 bin euroya. Bir de oynadı 15. resmi maçtan sonra 600 bin euro aldı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa da 1 milyon euro bonservis ödenir diye bir olay vardı. Yani 1.6 opsiyon artı verilen para. Yani Roman takımı Galatasaray'ı çok güzel söğüşledi. O ayrı mesele. Ancak bu 3 milyon euro olayı bakalım na, ne kadar gidecek? Herhangi bir savcı soruşturacak mı? Hep birlikte merak içinde bekliyoruz ama hiç kimse soruşturmaz eminiz. Hasır altı da edilir bu olay. Ankara gücü de anlaşır. Emre Belozlu çıkar. Yo ben yanlış anlamışım. Sözleşmede öyle bir şey yokmuş falan der. Mesela tatlıya bağlanır. Galatasaray'la ilgili derbi öncesinde Ayetullah Bey hesabının açıklaması var. Galatasaray'ın derbi öncesinde son idmanında yaşananları tamamen gerçekleştiği haliyle aktarıyorum. Bak tamamen gerçekleştiği haliyle. Şimdi Galatasaray'ın derbi öncesindeki son idmanda yaşanan skandallar. Bir, Wilfred Zaha. Zaha ha 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 yapıyorlar ya, diye o sakatlığını öne sürerek son idmana çıkmamış. Buruk'un Sağlık heyeti aldığı raporda sakatlık yok diyor. Daha hava ha, hava ha. kokan buraya ikar diye örnek göstermiş. Son taktik idmanda ise Abdülkerim parmakçı yerine Davinson Nelson ikilisi yer almış. Şimdi sen bu kadar edermişsin Abdülkerim yerine Davinson Sanchez ve Nelson Köpçiez yer almış. Niye? Ben bilemem. Ve film kopmuş burada. Çıkan kavga sonrasında Olivier'in kadro dışı olduğu söyleniyor. Bu arada bunu Galatasaray'ın kadrolu elemanları da söylüyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yerden Timur apar topar Florya'ya gelerek oyunculara yemek organizasyonu düzenlemiş. Ancak tansiyon düşmemiş. Galatasaray medyası bu yaşananları gizliyor. Ancak gerçekler yine ortaya çıkacak demiş. Bir kere Bey hesabı yalan söyler Hiç öyle bir şey Olmadı. Bizzat Florya'daki kapıcıdan öğrendik biz. Bunlar Fenerbahçe'nin oyunları. Son 30 yıldır Fenerbahçe hep hakemlerle şampiyon oluyor. Moruk. Her sene hakemlerle şampiyon oluyor. Moruk. Fenerbahçe her maçta 9 penaltı kazanıyor. Moruk. Bu arada Icardi senelik 1.5 milyon euro oynuyor. Zaha da oynamak için Galatasaray kulübüne para veriyor. Moruk. Bunu yani kapıcıdan öğrendim ben. Florya'daki Moruk. Milliyet gazetesi de aynı haberi girdi. Galatasaray Karagümrük maçındaki performansı ve sonu soyunma odasındaki tavırları nedeniyle Kokan Buruk'la sorun yaşadığı ve kadro dışı bırakıldı diyor Milliyet. Az Onur Sarı diyor ki kesinleştiği için artık paylaşıyorum. Wilfred Saha yarın Beşiktaş yani bugünler için söylüyor. Beşiktaş maçı kadrosunda olmayacak. Oyuncu ağrılarının olduğunu söyleyerek antrenmanlara katılmadı diyor. Hakim Hiyeçki var. Yok Hakim Hiyeçki var bir de bunlardan. Yani kulüp kulüp değil. Başka bir şey. Gelen bir şey yapıyor. Gelen başka bir şey yapıyor. Ama inşallah Abdülkerim Bardakçı da bardağı taşıran son hamleyi yapmıştır. Bunu da söyleyeyim. Yani ne demiş atalarımız? Yiyin birbirinize ete para vermeyin. Galatasaray karşısın, Başka bir şeye para vermeyin demiş. Karışsınlar ya. Bizim için bir sıkıntı yok. Ama zaha gibi Dünya canlı bir starı neden küstürüyorsunuz? Neden? Kaplumbağa deden. Yani baktığınız zaman Sergio kadro dışı. Örü yer var. Bir tane Audi yeri yer var. Herif şeyde oynuyor Afrika kupasında. Altı sıra geliyor sakat. Lan bu kiralık zaten kaç maç kaldı ki? Altı sıraya zaten kaç maçı kaldı ki? 10-11 tane bir şey kaldı. Ziyeçki Hollanda'ya tedaviye gitmiş. Endombili ile Icardi sakatlığını atlatıp kadroya dönmüşler. Yani ee, bu arada Kaan Ayhan'ın sakatlığı olabilirmiş. Ondan sonra Mustera sözleşme alamıyor diye oynamak istemiyormuş. Hani hakikaten yiyin birbirinize para vermeyin. Gerçekten diyorum bak şaka falan demiyorum. Ben hani böyle ilginç, iğrenç şeyleri duymak istemiyorum Türk futbolunda. Ama görünen o ki Fenerbahçe maçından önce Mersin stadında bir şeyler oynatıyorlar. Hatay maçı. Fenerbahçe'ye karşı Hatay yapmış. Ben şunu merak ediyorum. Hatay spor. Hiç internete yazdınız mı? Transfer market değerini hiç merak ettiniz mi? Ben merak ettim. Hatay spor 29.3 milyon euro. Sezonun başına 25 milyon euro falandı. Şimdi 25 milyon euro olan Hatay hangi büyük takımı yenmiş ki Fenerbahçe'yi yenmesi bekleniyordu? Böyle mütevazi kadroya 200 milyon euro değerinde bir takım yenilecek kadar salak gerizekalı değildir herhalde. Yani 200 milyon euroluk bir takım Hatay Spor gibi mütevazi bir takıma yenilecek kadar gerizekalıysa Hatay'ı kendinde arasın. Mesela Fenerbahçe yenilseydi Fenerbahçe'nin gerizekalılığı olurdu. Öyle değil mi? ya yani ben Beşiktaş falan yenilmedi diye biliyorum ama yenilmiş de olabilir yani futbolunlar ama suni gündemle sadece Fenerbahçe konuşarak ayakta kalmaya çalışan bir Galatasaray var sadece Fenerbahçe değerleri üzerinden Fenerbahçe'yi vurmaya çalışan bir Galatasaray taraftar kitlesi var Volkan Demirel'e çıkıp da deprem üzerinden duyar kasıyor diyen insanlık dışı mahlukatlar var arkadaşlar depremi bizzat ben yaşadım bizzat evet Hatay'daki kadar şiddetli yaşamadım ben depremin her çeşidini yaşadım. Yani Erzurum'da görev yaparken de yaşadım Van depreminin artçılarını vesaire. Ama bu deprem çok farklıydı ve çok uzun süreli bir depremdi. Allah kimseye yaşatmasın. Bunun e, duyarını kimse kasamaz arkadaşlar. Bunun duyarını kasamaz. Geçen gün ben bir video izledim. Kızın babası ölüyor. Orada tik video çekerek babasının ölümüne ağlıyor falan. Hani böyle yaratıklar da var. Böyle mahsuller de var hani olmamış fırına geri gönderilmesi gereken biraz daha pişmesi sağlanması gereken mahsulleri de var ama Volkan Demirel'e deprem duyarak o zaman Gökhan Zan da deprem duyarak kastı milletvekilliğine falan aday oldu belediye başkanlığına siyasete girmek için deprem duyarak kastı deyin herkese bir şey uydurun herkese bir şey uydurun herkes bir şeyin duyarını kastı deyin gaziler mesela askerde gidip bacağı falan bir şey oluyor Duyar kasıyor deyin. Bilerek bacağını koparttı falan deyin. Ya düşün iyice düşün. Seviyeyi iyice aşağılara çekin. iyice düşürün. Bir futbol uğruna bunları yapın. Ya ben anlamıyorum. Şunu da söyleyeyim aklıma gelmiş. Unutmadan söyleyeyim. İsmail Yüksek yine Kurniç falan oynar. Sıkıntı değil. Keşke Ciku'yu düşünsek. Ama yol buraya kadar getirilmişken. Buradan sonra da Ciku düşünülür mü? O da ayrı mesele. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Biz Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'ye odaklanalım. Bugünkü derbi maçta Beşiktaş'a sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah Beşiktaş vurup kırıp geçer. Galatasaray 3-5 oyuncu e, cezalı duruma düşer 5-6 maç. Kırmızı yesinler. Hakeme falan sövsünler. Nasıl olsa Galatasaraylı oyuncular hakeme sövünce kırmızı yemiyorlar. İşte ayağa basınca, tekme atınca, kırmızılık hareket yapınca yemiyorlar. Bir de burada denesinler bakalım. Yiyorlar mı, yemiyorlar mı? Halil Umut mesela Ankara gücü maçında güzel bir yumruk yemişti. Ankara gücü başkanından. Niye? Maçı katletti diye. Eğer o maçta Halil Umut Meler haklıysa davasını geri çekmeyecekti. Demek ki haksız olduğunu o da anlamış ki davasını geri çekiyor ya da geri adım atıyor diye düşünüyorum. Niye güzel bir dayak yemişti? Çünkü bir maç önce Fenerbahçe oyuncusu Osterwolden'in boğazı sıkıldı. Halil Umut Meler yönetimde. Halil Umut Meler dayak yiyen kişileri çok hoşuna gittiği için güzel dayak yedi falan dedi. Hiç kimseye kırmızı kart vermemişti. Oysa o Adana Demirspor maçında birkaç Adana Demirsporlu oyuncu hak ettiği kırmızıyı yeseydi Fenerbahçe o maçı kazanırdı. Fenerbahçe maç kazanmasın diye dayak yiyen kişiye oh güzel olmuş diyorsa ben de aynısını ona söylerim. Oh güzel olmuş derim. İyi dayak yemiş derim. Fenerbahçe oyuncusu. Bunlar bizim evladımız. Bizim evladımız dayak yerken bizim evladımıza gülen kişiler. Kusura bakmasınlar. Bugün Beşiktaş'ın 121. kuruluş yıl dönümüymüş. Hangisi olsun. Ben şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın bugün yenmesi Galatasaray'da bir hasar oluşturacak. Ama hasarın 5 kat 10 kat olması için daha başka şeylerin olması lazım. Ne bileyim oyundan çıkar oyuncunun sulu Okan Burun kafasına fırlatması lazım. Okan Burun kendini yere atması falan lazım. Hastaneye falan kaldırılması lazım. Sonra işte ay ben bu takımı yönetmiyorum. Kim yönetirse yönetsin falan deyip kenara çekilmesi lazım. Hakemlerin ulan biz aylardır Galatasaray destekliyoruz. Oğlum biz yanlış hata oynamışız. Bundan sonra desteklemeyelim deyip adaletle maç yönetmeleri falan lazım. Ne bileyim Galatasaray oyuncusunun hakeme küfür edip Direkt kırmızı kart deyip 4-5 maç gerçi bir maça düşürüyorlar onların da. Bu olaylardan sonra bile düşürmezler. Çünkü da kullandılar o bonusu. Yapması lazım. Ne bileyim Icardi'nin cinsel organını yine Beşiktaş tribününe karşı tutup hareket çekmesi lazım. Nasıl olsa bir maç ceza alırım diye. Hakimin de bunu görüp ulan ben buna kırmızı vermezsem bunlar beni döver deyip kırmızı vermesi falan lazım. Bakalım arkadaşlar ne olacak. İnşallah kazanan Fenerbahçe olur. Ben bunu söyleyeyim. Unutabiliyor muyum? İnşallah kazanan Fenerbahçe olur. Bu kadar söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.